Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli körmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimiz görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Xitay bu yıl 10 milyon tonlu kömürünü bulantılan qıldı. Xitay bu yıl 10 milyon tonlu kömürünü bulantılan qıldı. Xitay energiya guruhining Sharq Turkistondagi tarmoqi bu yil 10 million tonnadan ortiq ko'mirni bulantalon qilib Xitay o'lkalariga to'shib ketgan. Xitay rejimi ishg'oliyatdan buyon Sharq Turkistonning har turli boyliklarini Xitay o'lkalariga bulantalon qilishni uzluksiz davomlashtirib kelgan bo'lib, qizish, ishlab chiqarish va to'shish usullarining taraqqiy qilishiga ergishib, talon-taroj qilishning shakli va ko'lami yildan yilga oshmoqda. Tangritog to'rining 11 oktyabrdagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy energiya guruhining atalmish Xinjiang shirkati Sharq Turkistondan qizilgan ko'mirlarni yillardagidek bulantalon qilganidek, bu yilmo Sichuan, Qinghai, Gansu, Ningxia, Chongqing, Hubei, Hunan qatorliq 14 Xitoy o'lkasiga to'shgan bo'lib, miqdori 10 million 40 ming tonnaga yetgan. Mazkur guruh Xitoy o'lkalarini qishliq tok ishlatish yuqori palli mazgilidan o'tishga ishlatadigan tok ishlab chiqarishga kerakli ko'mir bilan ta'minlagan. Kuzatuvchilar Xitoy rejimining Sharq Turkistondan bulantalon qilib elib ketayotgan barliq yer osti va usti boyliklariga oid e'lon qilingan sonliq ma'lumotlarning ishonchsiz ekanligini, amaliyotda bulantalon qilayotgan boyliklarning e'lon qilingan sondan necha 10 hissa yuqori ekanligini, Sharq Turkistondan boyligi Xitoyga to'shilgandan boshqa chet ellarga ham sotilayotganligini bildirishmoqda. Yangi dokulat baliqchilik sohasida ham Uyg'ur majburiy amgikining mavjudligini oshkor qildi. Uzun yıllık tekşürüş arqılıq eylan kılıngan en yeni dokulat bilikçilik kəsbidimo kən kölemlik Uyğur məcburi əmgikinin məvcudluğunu aşkarıldı. Payda almaydıgan axbarat orqini Qanunsız Okyan Projekti 4 yıllık tekşürüş arqılıq Xitay rejiminin kontrolluqıdaki bilikçilik kəsbide Uyğur məcburi əmgikinin kən kölemdi məvcud ikallikini aşkarılıgan. Bu tekşürüş dokulatının mazmuni Xitoyning Yiroq okeandagi dengiz okean baliqchilik flotida majburiy tutib turilgan kishilarga markazlashgan bo'lib, Xitoy bu paroxod atrofidagi ishchilarni qo'rqinchli sharoitda bir necha oy dengizda tutib turdi ekan. Bu jarayonda ishchilar yo'liqqan ajallik xatariga misol qarildi ekan. Mazkur tadqiqot dokulatida ko'rsatilishicha, Xitoy o'lkalaridagi dengiz mahsulotlarini pishiqlab ishlash o'rinlarida Uyg'urlarni majburiy amgakka selish ahvoli keng ko'lamda o'rinlashtirilgan. Tekşürüş dokuladıda yakınki yıllardan beri Xitay'nın mecburi emgek kölümünü Şarq Türkistan'daki paxta, pomidor ve kuyaş energiya bataryası da işiltildiğen köp kristallık kremniyden ibaret 3 con kesifki merkezleştirgenlikini, ondan başka optomobil ve alyumin sanayeti de mecburi emgekinin mevcutluğunun ispatlanğalıqını Xitay'nın bir kısım Uyghurlarını Şarq Türkistan'dan sırtıdaki mecburi emgek türlerine taksim kılgalıqını, bunundaki rezil mahsulünün Uyghurlarını öz medeniyetinden yıraklaştırıp Xitay'a o'xshash yashash odatiga ko'ndirish ekanligini, ammo Xitoyning bu jinoyatlarining tafsilotlarini hozirgacha hech kim bilmaydiganligini oshkorlagan. Dokulat yana Xitoyning baliqchilik sohasida majburiy amgakdan foydalanayotganligini, Xitoyning dengiz mahsulotlarini pishiqlab ishlash sanoati ham majburiy amgakka tayanganligini, bu o'rinlarda pishiqlangan dengiz mahsulotlarining ko'plagan davlatlarga eksport qilinadiganligini oshkorlagan. Xitay baylar yer asti bankalar arqalıq mal mülüklerini çat elge yötkümekte. Nurgun Xitay baylarının Xitaydaki yer asti bankalar arqalıq barlıq mal mülüklerini çat elge ciddi yötkeşke başlığalıqı bildirilmekte. Amerika Avazı'nın 15. oktyabr haber kılışca yakınki yıllardan bayan Xitay rejimi alahidi kesiplerge zarib bergendin başqa Xitay virusu yukumudin kiyen Xitay iqtisadidiki muqumsızlıq küçeygen. Bu xil ahval Xitay baylari hatta o'tir burjuaziyani mo'g'angirtib qo'ygan. Natijada texmo ko'p baylar Xitay kommunist rejimining tashqi pervod kontrolligidan ayrilib o'tib, yer osti yo'llari orqali mol-mulklarini chat elga yotkashni tanlagan. Bo'libmi yuqumdan keyin texmo ko'p Xitay mol-mulklarini ko'p xillashtirish yoki kelgusida chat elga ko'chib ketishga tayyorlik qilib, iqtisodini chat elga yotkashga boshlagan. Bloomberg agentligining 9 oktyabr xabar qilishicha, nurg'un Xitay baylar mol-mulk yotkiganda rasmiy yo'lni tanlamay, balki yer osti banklariga tayangan. Bloomberg Fransiya chat el bankisi Natixis iqtisodshunoslarining so'zini naql keltirib xabar qilishicha, nurg'un Xitoy sayohatchilari chat el sayohatidan foydalanib naqd pul yotkaydi ekan. Sayohat sonliq ma'lumotlarga asoslanganda 2023 yili 150 milliard Amerika dollari Xitoydan chat elga yotkalgan.
Bildirilishicha Xitoy xaridorlarining chet elga mol-mulk yotkash ehtiyojining eshishi, jo'g'rafiyalik siyosiy jiddiylikning eshishi va iniqsiz ekanligidan bo'lib, baylar hatto O'rta Burja Aziya turidagi baylar Xitoy Kompartiyasining o'rtaq gulini siyosatidan tahdid his qilgan. Ular Xitoy rejimining kelgusida atalmish o'rtaq gulinish degandan bilan ularning boyligini bulantalan qilishidan ansirgan. BDT'nin Livan'da duruşluk kısımı taraflarını uruş tohtışkı çakırdı. BDT'nin Livan'da duruşluk vakitli kısımı İsrail'e bilen Hamas ve Herkais taraflarına uruş tohtışını müracaat kıldı. BDT organ torunun 15. Oktyabr haber kılışça BDT'nin Livan'da duruşluk vakitli kısımının bayanatçısı bayanatı ilan kılıp, şu günü Livan bilen İsrail'e vakitli çigrası köksizlikideki Nurgun Cay'da keskin tokunuş yüz berip, köksizliknin iki tarafıgı zemberek oku çüşkerlikini etkan. Şu günü çüştüyünken bir raketa bomba BDT'nin Livan'da duruşluk kısımının Nagula bazırdaki baş ştabıgı çüşken, ama ölüş yarılınış ehvali körülmegen. Bayanatta gerçi BDT'nin Livan'da duruşluk kısımı tirişallık görsetken bosumu, lekin rayonda herbi işler derecesini östürüş yanılı devamlaşmakta deyilgen. Bayanatı yana her kays taraflar uruş tohtışka tınışlık saklaş hadımlarının hareketi maslaşıp, halkılış lahisi üstüde izdinişki çakırılgan. Putin Xitoy bilan Rossiya yangidan harbiy ittifoq qurdi degan so'zlar haqida to'xtaldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Xitoy bilan Rossiya yangidan harbiy ittifoq qurdi degan so'zlarga javob berib, biz buni ko'p qatim aytdik. Biz u xil harbiy va siyosiy ittifoq ichida birlashmaymiz dedi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha Putin Rossiya davlat kanalida Ukrainaning qayturma hujumi haqida to'xtalib, Ukrainaning izida to'xtab qolgan qayturma hujumlari butunlay mag'lub bo'ldi dedi. Vladimir Putin Rossiya bilan Xitoy yangidan harbiy ittifoq qurdi degan so'zlarga javob berib, biz buni ko'p qatim aytdik. Biz u xil harbiy va siyosiy ittifoq ichida birlashmaymiz. Buni amerikaliklar qilyotdi. Uning ustiga hatto ittifoqdoshlarini Rossiya va Xitoy bilan bo'lgan munosabatini nacharlashtirishga qistayotdi dedi. Putin Amerika parlamentida yadro to'qunishini tanlashni o'z ichiga olgan holda Amerika va ittifoqdoshlarining Rossiya va Xitoy bilan birli vaqtda urush qilishga tayyorlik qilish taklifi o'tirg'i qo'yilganligi ustida to'xtalib, agar Rossiya bilan urushmoqchi bo'lsa, bu butunlay boshqacha urush bo'ladi. Agar biz asoslik yadro kuchlari o'tirsidagi urush ustida to'xtalsak, bu butunlay o'xshamaydigan bir hikoya bo'ladi, dedi. Turkiya bilan Xitoyning tashqi ishlar ministrlari telefonlashdi. Turkiya bilan Xitoyning tashqi ishlar ministrlari telefonlashdi. Turkiya tashqi ishlar ministri Xaqan Fidan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan telefonda ko'rishdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha diplomatik manbalardan egilangan uchurlarga asoslanganda, suhbatda Isroil va Falastin masalasi shundaqla Isroilning G'azzaga qilgan hujumlari muzokara qilingan. Hamasning harbiy qismi Al-Qassam brigadasi 7 oktyabrda Isroilga Aqsa Kalkuni nomli keng ko'lamli hujum boshlanganligini e'lon qilgan ve Gazze'den İsrail'e minglagan raketamyot atkandan başka yana qorallıq gruplar rayondaki oltıraq rayonlarga besip kirgan idi. İsrail'e kısımlarımı uruş ayruplanı bilen Gazze rayonuğa karşı tümür kılıç hareketini başlıqanlıqını ilan kılgan idi. Künsürük eskirlişi batkan tokunuşta her iki taraftan minglagan kişi hayatıdan ayrıldı. İsrail'e mühlet tuşu bilen tan Gazze'ni vahşilerçi bombardıman kılışı başladı. İsrailiyanın qorşav astidagi G'azza xalqiga bergan muhliti toshqandan keyin bombardimonlar qaytadan boshlandi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha İsrailiya bergan muhlit shu yer vaqti tushdan keyin soat 16 da toshishi bilan tang G'azza chegarasida bomba ovozlari anglanishga boshlandi. İsrailiya xalqaraning noroziliklariga pisand qilmasdan G'azza rayonining shimolida yashaydigan fuqarolarga shu yer vaqti 15 oktyabr soat 16 gacha uylarini bekor qilib, rayonining janubiga ko'chib ketishga muhlat bergan edi. 2 milliondan ortiq kishi qapsilib qolgan G'azzada İsrailiyaning quruqlik harakatining cho'ng fojialarni keltirib chiqarishidan andisha qilinmoqda. G'azzaga quruqlik harakati boshlash uchun tayyorlik qilayotgan İsrailiya qismlari chegaraga yaqin Sedriot shahriga tanki va beroniyik toplamakta. İsrailiya G'azzaga hujum boshlagandan buyon 2000'dan ortiq kishi qaza qildi. İsrailiyaning qorshavi ostidagi G'azzaga qilgan hujumida hozirga qadar 2215 kishi o'ldirildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha İsrailiya qismlari 8 kundan buyon G'azzadagi o'ltiroq rayonlarni qattiq bombardimon qilishni davomlashtirmoqda. G'azza rayonining shimolidagi Jibaliya panohlanuvchilar lageri, Beyt Lahiya va o'tir qismidagi Nusayrat panohlanuvchilar lageri qatorliq xalq zich o'ltiroqlashgan rayonlar qattiq bombardimon qilindi.
İsrailiya kısımları Cibaliya panahlanğıçılar lagirdeki bir öyünü nişan kılgan hücumda kemdigende 20 kişi kaza kılıp 80 kişi yaralandı. Gazze'deki Sahiye Ministerliğinin yazma bayanatına asaslanğanda İsrailiya'nın Gazze'de bir gün içidili elip bargan hücumlarda 315 Palestinlik hayatıdan ayrılgan. 8 gündün biyan toxtumay devamlaşıp atkan katlıq bombardımanda cami 2215 kişi ölüp 8714 kişi yaralangan. Ministerliğinin bayanatında İsrailiya hücumunda kaza kılganlardan 724'ünün küçük bala ve 458'inin ayollar ikenliği uqtırıldı. Ondan başka İsrailiya'nın hava hücumundan kaçıp çıkan 35,000 Palestinlik'nin öylerini taşlap, şifa doktorhanesi ve etrafıda panahlanğanlığı bildirildi. Yeniden azat kılıngan rayonlarga Azerbaycan bayrağı esildi. Qarabağdaki işğaliyetçi hakimiyet burun paytaxt qılıb alğan Xankendi şəhəri bilen 1992-ci ili 613 Azerbaycan puxrası qırğın qılınğan Xocaeli'ğa Azerbaycan bayrağı esildi. Türkiye Avası Radyosu xəbirde bildirilişçe, Azerbaycan Prezidenti Aliyev prezidentliği sayılınıp aradan 20 yıl ötkendiğin kiyen 19. sentabr ötküzülgen terörlüğü karıştırış hareketi bilen Azerbaycan armiyasının kontrolüğü ötken rayonlarını tuncu qetim ziyaret kıldı. Aliyev aldı bilen Sersang Tosması Kölini ve Ağdara şehrini ziyaret kılıp, o yergimi Azerbaycan bayrağını astı. Aliyev Xankendi şehrini ziyaret kılıp, Azerbaycan bayrağını askandiğin kiyen nutuk sözledi. Aliyev yana 1992 yılı 26 fevralda Ermeniya kısımları tarafından 613 Azerbaycan puhrası kırgın kılıngan Xocaeli şehrini ziyaret kılgan deyken Asqaran yazısı yetip bardı. O her iki rayonga Azerbaycan bayrağını astı. Prezident Aliyev yana 1. Qarabağ urushidan ilgari Azerbaycanlar yaşaydıgan Şuşağı qarashliq Malibeyli yazısı bilen Xankendigi qarashliq Kerki Cihan şehrini ziyaret kıldı. Azerbaycan armiyası 19. sentabrda Qarabağda asasi kanun tertibini orantış üçün terörlüğü karşı hareket başlayan idi. Qarabağdaki kanunsuz Ermeniya korallıq güçleri təxminen 24 saat devamlaşkan hareket dinkin koral taşlayan idi. Ve Ermeniya hükümeti rayonda işğaliyet tüzümünü əməldən kaldırganlıqını ilan kılgan idi. Hürmetli görmelerimiz, şunaqlı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Etik programımız görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.